Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi, Afrin Operasyonu'na katılan Samsunlu ailelere psikolojik açıdan destek oluyor. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin kaygı ve stres etkisi yaşayan anne, baba, eş ve çocukları için Samsun İl Merkezi ve tüm ilçelerde psikososyal destek ekibi kurdu. Terörle yapıyor. Biz de psikolojik danışmanlarız. Askerliğimizi yaptık ama şu an sivildeyiz. Milletimize bu konuda bir çalışma yapmak istedik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi olarak geçen yılda yine darbe sonrası darbenin etkisinden etkilenen aile ve çocuklarına travma sonrası stres etkileriyle ilgili bir çalışma yapmıştık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, milletimiz ve Mehmetçiğimiz için her şeyi yapmaya hazırız dedi. Benzer bir çalışma yürütmüştük. Yine Afrin operasyonuyla birlikte bizler bu konuda ne yapabiliriz? Uzmanlığımız psikolojik danışma, psikolojik yardım süreci ve halka bu yönde destek vermek olduğuna göre kendi alanımızda destek vermek istedik ve Samsun'da biliyorsunuz Afrin'de görev yapan, operasyon bölgesinde görev yapan Samsunlu askerlerimiz ve subaylarımız var. Biz televizyonda operasyon bölgesindeki askerlerimizin kendileri savaşa çatışmaya giderken özellikle ailelerine merak etmeyin, biz iyiyiz, orada stres yaşamayın, bizim için üzülmeyin cümlelerine, sözlerine bir fikir edindik ve yola çıktık. Evet, ateş düştüğü yeri yakar. Birçok ailemizin kardeşi, çocuğu, yeğeni şu an operasyon bölgesinde ve askerlerimiz düğüne gider gibi bu çatışmaya giderken aileleri büyük kaygı yaşıyor. Biz dün itibariyle bu çalışmaya başlattık. Sosyal medyadan duyurduk. Sizler aracılığıyla da Samsun'daki ailelerimize duyuruyoruz. Çocukların da bu noktada kaygı yaşayan, stres yaşayan, uyku bozuklukları yaşayan, düşüncelerinde yoğunluk yaşayan ailelerimiz varsa bize ulaşabilirler. Bununla ilgili iletişim hatlarımızı kurduk. Bugün itibariyle de 3 aile bize ulaştı. Ekibimizle yardıma başladık.